Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepiniz saygıyla selamlıyorum. Öncelikle bugün meclisin önünde bir olay yaşandı. Bütün parlamentoda bulunan arkadaşlarımızı bilgilendirmek isterim. Bugün meclisin önü adeta bir savaş çıkacakmış gibi, meclis işgal edilecekmiş gibi binlerce polisin kuşattığı ve bariyerlerle engellediği bir hal vardı. Hakikaten bir milletvekili olarak, bir yurttaş olarak utanç içerisinde olduğumu huzurlarınızda belirtmek istiyorum. Bu gelen insanlar, değerli arkadaşlar, hepinize yıllarca hizmet eden memur arkadaşlar, memur sendika temsilcileri maalesef Güven Park'tan, Kızılay'dan başlayarak tedbir alınmaya başlanmış ve maalesef size söylüyorum, ülkeyi yönetenlere söylüyorum, AKP grubuna söylüyorum, ya böyle ülke yönetilir mi? İnsan kendi vatandaşına böyle muamele yapar mı? Onu da sizin takdirinize bırakıyorum. Ve sizi kınıyorum. Orada söyledim. Dedim ki gizli falan değil. Bugün burada yaşadığımız açık faşizmdir dedim. Bu faşizm tam bir polis devletine dönmüş. Değerli arkadaşlar, bundan şunu da söyleyeyim. Polisler de rahatsız. Ancak şunu söyleyeyim. Memurlarla, sendikacılarla, haklarını arayan insanlarla polislerimizin kol kola halay çekeceği günler yakındır. Değerli arkadaşlar, bir torba yasa daha meclis gündemine geldi. Torba denilen bir ucube. İçinde yok. Buna belki torba demek lazım, belki başka bir şey demek lazım. Değerli arkadaşlar, sizlere iki foto göstereceğim. İki tane fotoğraf. İki yüzünüz sizin. Bakın, iki yüzünüz. Değerli arkadaşlar, birisi bu, birisi bu. Şimdi bunu niye söylüyorum? Değerli arkadaşlar, yandaşa gelince Noel Baba gibisiniz. Vatandaşa gelince gece 3'te gelen davetsiz maskeli gibisiniz. Muhafazakar iktidarsınız ya. Ama yandaşın çeteleri Noel Babasısınız. Değerli arkadaşlar, yandaş müteahhide vergi affı ho ho ho. Katar'a liman kıyağı jesti ho ho ho. Yandaş sendikaya %2 baraj kıyağı ho ho ho. Vatandaşa gelince 200 milyarlık yük. O halde mağduriyet, bağımsız sendikalara kilit var. Şimdi değerli milletvekilleri, öyle bir torba kanun hazırlanmış ki içinde yok. O hal var, limanlara peşkeş var, sendikalara darbe var, 200 milyar borçlanma yetkisinin artırılması var. Torba değil çuval, çuval değil çorba, çorba değil ne diyeyim? Çorba değil, yani ne çorbası söyleyeyim? Çorba da değil. Şimdi buna mercimek çorbası diyebilir misin? Buna kelle paça diyemezsin, işkembe diyemezsin. Bunun için hepsi var arkadaşlar, hepsi var. Şimdi peki bu çorba kanunu nerede konuşuluyor Allah aşkına? Bakın nerede konuşuluyor? Sanayi komisyonunda. Biraz önce Sayın Kenan Oğuz söyledi. Ya sanayi komisyonunun ne ilgisi var arkadaşlar? Sanayi komisyonuna da saygısızlık, meclise de saygısızlık, sizin grubunuza da saygısızlık, bizim gruba da saygısızlık. Şimdi arkadaşlar, 200 milyar borçlanmanın konuşulduğu yer sanayi komisyonu değil. Ben de dedim ki ya bunun konuşulması gereken yer bütçe komisyonu. Sayın Cevdet Yılmaz, Plan Bütçe Komisyonu Başkanı dedi ki, İpretlik bir cevap verdi. Plan Bütçe Komisyonu yorgunmuş. Yorulmuşlar fukaralar. Onun için sanayi komisyonuna getirmişler. Ya daha hiç açılmayan komisyonlar var. Örneğin Avrupa Birliği Komisyonu'na göndereydiniz. Avrupa Birliği Komisyonu'na göndereydiniz. Bu 200 milyar borçlanma yetkisi artırılsın. Şimdi Mustafa Elitaş'a dedim ki, Sayın Mustafa Elitaş'a. Dedim Sayın Elitaş, sen bir torba kanun için 2 gün beklemezsin dedim. Bu kanunda sendikalarla ilgili değil, limanlarla ilgili bir hinlik çıkacak dedim. Abi gece 3'te baktım 200 milyar borçlanma etkisi geldi. Elitaş, ben sana demedim mi dedim. Ne diyecek? Şimdi değerli arkadaşlar, bakın verilen cevap tekrar, Plan Bütçe Komisyonu'nda konuşulmuyor. Saray Komisyonu'nda konuşuluyor ve imzayı atan da fukara birini bulmuşlar, bir imzayla getiriyorlar. Şimdi bu zeytinliklere gelelim. Bu zeytinlerle alıp veremediniz de bilmiyorum. Asırlık zeytin ağaçlarını çalacaktınız. Zeytini dikenlerin 90 yaşındaki torunları elinizden zor aldı. Ya ne alıp veremediniz var bilemiyorum. Şimdi geçenlerde bir film izledim. Recep İvedik 7. Orada Çökelek Holding var. Çökelek Holding. Aynen Çökelek Holding'in patronu gibisin Elitaş.
Vallahi fakir fukaranın ormanlı toprağına el koymaya çalışıyor. Gelelim limanlara değerli arkadaşlar. Bu limanlar var ya, geliyor yargı iptal ediyor. Düzenli bozduğunuz kantar artık sizi bile tartamıyor. Siz kefe o kadar ağırsınız ki sizi ne kantar tanıyor ne tartı tanıyor. Bu bindiğiniz kantar tartı vallahi kafayı yiyor. Değerli arkadaşlar, devletimize ait limanların işletme süresi 49 yıl uzatılıyor. İnsan bunu yazarken insanın eli titrer ya, 49 yıl. Allah'tan korkmuyorsunuz, çoluktan, çocuktan, analardan utanın ya. Sadece süre uzatma yok. Bir de ne var? Bir de hinlik var. Ne? Diyor ki sözleşme bedelinin %25'ini peşin ödenmesini düzenliyor. Niye? Seçim var, para var, para. Satmadıkları bir şey kalmadı. Şimdi neyi satıyorlar? Geleceği, geleceği, uzakları satıyorlar. Bu liman düzenlemesi 4 defa gelmiş. Kimi komisyondan çekilmiş, kimi burada kanunlaşmış. Anayasa Mahkemesi iptal etmiş arkadaşlar. Anayasa Mahkemesi iptal etmiş. Şimdi tekrar getiriyorsunuz. Bu kanunu getirenler Cumhur İttifakı meclise takılmış ters kelepçedir. Şimdi Anayasa Mahkemesi'ne de kilit vurmaya çalışıyorsunuz. Ters kelepçeyi de, Anayasa Mahkemesi'ne takılan kilidi de hep birlikte kıracağız. Şimdi değerli arkadaşlar, bir şeyi unutmuşlar. Bakın, ibreti alem için söylüyorum. Bir şeyi unutmuşlar. Bu limanlarla ilgili getirilen kanun geçtiğimiz yıla yeni gelen teklif de tarihi değiştirmeyi unutmuşlar. Bak tarihi değiştirmeyi unutmuşlar. 1 Ekim 2021, sonra Elitaş uyardı, bir önergeyle bunu da düzenlediler. Bunu da sizin takdirinize, meclisin ciddiyetinin takdirine bırakıyorum. Arkadaşlar, öyle işler var ki, bakın öyle işler var ki, ya 1 yıl, 3 yıl, 5 yıl değil, 2070, 2052, 2064, 2056, yani satılan limanlara bakın, listesi bu. Allah aşkına şunun listesine bakın. 2070. Ya Allah hepinize uzun ömürler versin. Hayırlı, sağlıklı ömürler versin. Başta Elitaş olmak üzere. Ya 2070'e kadar kimin garantisi var? Siz bunu satıyorsunuz. Değerli arkadaşlar, bakın, yani torununun torunu olacak, hala işletecek. Mirasta bile böyle bir şey yok. 4 nesil sonraya miras bırakılır mı ya? Mahmut Tana, sen avukatsın. 4 nesil sonraya miras bırakılır mı? Bunun garantisi olur mu? Ha, unutmayın, burada bir de ne var? Her zamanki gibi bir Katar sevdası var. Katarsız olmaz. Bizde Katarsız bir şey olmaz. Tank paleti var, Borsa İstanbul'u var, Merkez Bankası var, Kanal İstanbul'u var da var. Şimdi limanlara göz dikmiş durumda. Arkadaşlar, bu bir darbedir. Bakın, bu ülke çok darbeler gördü. Darbe ne zaman yapılır? Darbe o anki bunlar rejime yapılır ya da güce yapılır. Özgür Özel'in plan bütçede söylediği gibi değerli arkadaşlar, geçtiğimiz gün söyledi. Bunlar ilk kez geleceğe darbe yapıyorlar. Geleceğe. Çocuklarımıza, torunlarımıza darbe yapıyorlar. Yani bunu hakikaten bu şeytanın aklına gelmez. Bakın, bu şeytanın aklına gelmez bunların yaptıkları. Ya bak, bir de arkadaşlar, 6 ay sonra seçim var. 6 ay sonra, 6 ay sonra kurulacak meclisin kullanacağı yetkiyi hangi hadde siz kullanıyorsunuz ya? Hangi hadde kullanıyorsunuz? 6 ay sonra seçim var. Yangından mal kaçırır gibi. Biliyorlar ki seçimi kazanamayacaklar. Şimdiden limanları, çoluğumuzun, çocuğumuzun, devletimizin, milletimiz malı limanları 3-5 yandaşa peşkeş çekiyorlar. Arkadaşlar, gelelim gece yarısı, daha doğrusu şafak operasyonuyla yaptığınız 200 milyar kaptı kaçtıya. Değerli arkadaşlar, saat tam gece 2:30, 2:28. Buradaki bulunan Tahsin Tarhan, Müzeyyen Hanım, herkes şahit. İbrahim Kab 2:28'de geldi. Ya arkadaşlar, bakın, normal insan para isteyecekse, insan olarak düşünelim, birinden borç isteyecekse gündüz gider. Akşam karanlıkta gitmez ki yanlış anlaşılmaz. Akşam karanlıkta giderse ne olursun? Bu olursun. Gece 2:28. Gece 2:28. Normal olan birisi, ha. Bir de ne yapmışlar? Bu torba yasada yok ha, yanlış anlamayın. Bu 200 milyar borç limitinin artırılmazı torba yasada yok. Torba yasada yok. Gece biz sendikalarla ilgili konuşurken araya sıkıştırdılar. Araya sıkıştırdılar. Ya arkadaşlar, bakın, burada hinlik var, cinlik var.
hile var, katakulli var. Bunu herkes biliyor. Harcamışlar parayı, bakın harcamışlar parayı. Değerli arkadaşlar, geçtiğimiz yıl bütçesi 1 trilyon 750 milyar lira. Bu yıl bu 200 milyara 492 milyar daha borçlanıyorlar. Parayı harcamışlar, nereye harcadılarsa, hatta şöyle bir iddia da var. Seçimde harcayacaklarını şimdiden cebe atıyor diyorlar. Seçimde harcayacaklarını şimdiden cebe atıyor diyorlar arkadaşlar. Şimdi bir de bu rüşvet sendikacılığı dediğimiz %2 barajı var. Geçtiğimiz yıl toplu sözleşmeyle, memur senle, devletin yaptığı toplu sözleşmeyle %1 baraj şartı konulmuştu. Sendikalar dava açtı. Bu %1 barajını iptal ettiler. Şimdi arkadaşlar, bu düzenlemeyle iktidar adeta çalışanlara rüşvet teklif ediyor. Bir daha söylüyorum. Devlet, hükümet sendika değiştirmek için, yandaş sendikaları güçlendirmek için rüşvet teklif ediyor. Diyorlar ki biz memurlara 500 TL bedelmiştik. O 500 TL'den memurlar sendika değiştirebilir diyorlar. Bunun özeti bu. Bunun özeti bu. Bugünkü Kızılay Meydanı'nda insanların isyanı da bu. Bu sendikalar, sanmayın ki CHP'li, İYİ Partili, HDP'li. Bu sendikalardan her siyasi görüşten insanlar var. Düşünün ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde danışmanlar örgütleniyor. Diyor ki %1 baraj, %2 baraj. Ya meclisin danışmanların hepsini aynı sendikaya koysanız bu baraja geçmeleri mümkün değil. Burada da bir yargıyı dolandırma işi var arkadaşlar. Yargıyı dolandırma işi var. Bakın, maalesef birileri sırtını hükümete yaslayarak sendikacılık yapıyor. Ama birileri de mücadele ederek sendikacılık yapıyor. Geçtiğimiz bütçede bakan hala konuşmasını tükürüyor kuruma. Dedi ki biz sendikaları örgütlenmeyi destekleyeceğiz. Hatta iş yerlerinde örgütlü olan iş yerlerine prim vereceğiz, beyaz bayrak uygulaması yapacağız dedi. Şimdi eğer siz bunu yaparsanız iş yerlerine ya da AK Parti genel merkezinin önüne o sendikaların siyah bayrak asması haktır ve gereklidir arkadaşlar. Şimdi bir de bugün polislere bir konuşma yaptım. Dedim ki ey polis kardeşlerimiz, bu burada bulunan arkadaşlarımız sizin haklarınızı savunmak için buraya geldiler. Siz, biliyoruz ki siz kanunsuz emir aldınız, sizin suçunuz yok. Arkadaşlar bakın, bu yasaya göre sendikalı olamayan insanlar var. Yasal olarak sendikaya üye olamayan. Kim? Bizim Murat Bakan'ın gece gündüz dile getirdiği polisler. Kim? Askerler. Kim? İnfaz koruma memurları. Ben de yıllarca onları dile getirdim. Kim? Hakim, savcılar. Bunlara toplu sözleşme olmadığı için, sendik olmadığı için para vermiyorlar. Ya devlet, koca devlet, infaz koruma memuruna, polisine 707 TL ödemekten aciz mi? Buradan söylüyoruz. Sadece %2 kaldırılmamalı, sadece %2 kaldırılmamalı. Ayrıca polisimize, askerimize, infaz koruma memurlara, hakimlere, savcılara da bu toplu sözleşmeden kaynaklı toplu sözleşme parası verilmelidir. Burada söylüyoruz. Siz verdiniz, vermezseniz biz vereceğiz. Bir de polise, siz var ya siz, polise angarya yüklüyorsunuz, angarya. Ya korumadan vazgeçtik, hadi korumayı gördük. Ya 3-4 bin tane polisiz, o sabahın ayazında oraya niye dikiyorsunuz? Bakın, burada polisler var, her gün meclise girip çıkarken %100 verdiğiniz, size selam duran polisler var. Onların yüzüne bakın biraz utanın ya. Onların yüzüne bakın biraz utanın. Bakın ne kadar iyi insanlar, ne kadar saygılı insanlar. Size hizmet ediyorlar ama onları da yok sayıyorsunuz. Gelelim bir diğer mesele, OHAL'e. Değerli arkadaşlar, OHAL deyince benim aklıma 20 Temmuz sivil darbesi geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri, genel başkanı o gün bu bir sivil darbe dediğinde kimse anlamamıştı. Ama bir yıl sonra, 6 ay sonra bunun nasıl bir darbe olduğunu herkes gördü. Maalesef hukukun askıya alındığı, maalesef muhaliflerle hesaplaşan bir sürece girdi. OHAL'de referanduma gittik, OHAL'de seçime gittik, Cumhurbaşkanlığı seçildi vesaire. Ancak OHAL, bilin ki değerli arkadaşlar, bir darbedir. Bakın, OHAL, FETÖ'nün silahla yapamadığını maalesef OHAL'le insanlarımız ihraç edildi. Binlerce insan mağdur oldu. Şimdi terörist diyorsunuz ya, ben burada size ihbar ediyorum Sayın Başkanım. Burada şu anda gördüğüm iki tane terörist var. Kim yaptı bunları? İbrahim Kabaoğlu, terörist. Cihangir İslam, terörist. Bunu ben demiyorum. Bunu siz dediniz.
İbrahim Kaboğlu gibi birisi, Cihangir İslam gibi birisi terörist diye ihraç edildi arkadaşlar. Sataşmadan söz verme. İhraç edildi. Bakın İbrahim Kaboğlu, İbrahim Kaboğlu sadece Türkiye'nin değil, sadece Avrupa'nın değil, dünyanın en önemli anayasa profesörü, anayasa hukukçusu. Bu insan ihraç edildi, Fransa üniversitelerine teklif aldı, ders vermek istiyorum dedi. İbret-i Alem için anlatıyorum. Ders vermek istiyorum dedi. İbrahim Kaboğlu'na yurt dışı yasağı koydunuz. Ekmeğe muhtaç ettiniz İbrahim Kaboğlu'nu. İbrahim Kaboğlu sizin gibi zengin değil. Akademisyenden kazandığı parayla geçimini sağlamaya çalışıyor. Ve bugün geçtiğimiz ay onur duyuyorum, gurur duyuyorum İbrahim Kaboğlu grubumuz olarak da geçtiğimiz gün Fransa'nın en önemli nişanını İbrahim Kaboğlu'nun göğsüne taktılar. Bu değerli arkadaşlar, bu OHAL tam bir fırsata çevrildi. OHAL'de para varmış, pardon affedersiniz. OHAL'de tabii FETÖ'yle mücadelede para var mı? Oo. Borsası var, ona geleceğim. Arkadaşlar FETÖ borsası var. FETÖ borsası var. Bakın fakir fukara, paran yoksa cezaevine giriyorsun. Paran varsa uçağa biniyorsun. Paran varsa uçağa biniyorsun. Hangi uçağa? Yukarıdaki uçağa. Kimin uçağı? Reisin uçağı. Katar'dan aldığımız, onu niye söyleyeyim? Ya Fettah Tamince kim arkadaşlar? Kim? Ama bir fakir memur ya da Cihangir İslam olsaydı bugün bu haldeydi. Ya da bir fakir memur Bank Asya'nın önünden geçen cezaevindeydi. Bakın o fakir fukaranın ahı sizi yakacak. Borsa kurulmuş. Olayları biliyor musunuz? Bilmiyor musunuz? Biliyorsunuz. Bizim İzmir milletvekilleri konuşuyor. İzmir'de bir eski AK Parti il başkan yardımcısı öldürüldü mü? Öldürüldü. Niye? İtirafçı olacaktı. Geldiler vurdular. Faili meçhul. Bir başka olay. Bizim arkadaşlarımız gündeme getirdi. Antep'te bir trafik kazası. Susurluktan beter. Susurluktan beter. Cumhurbaşkanı'nın avukatları var. Başsavcı var. Avukat var. FETÖ borsası kurulmuş değerli arkadaşlar. FETÖ borsası, vicdanınıza söylüyorum. FETÖ borsası kurulmuş. Bakın iş adamların malına çöküyorlar. Biraz önce bir İstanbul milletvekili arkadaşımdan bilgi aldım. Dedim ki bu İstanbul'daki bizim il binasının yanındaki durum nedir dedim. Bizim İstanbul il binasının yanında iki tane şey var böyle. Koca kule var. Ne diyorlar ona? Kule var, kule. Adam FETÖ ile ilişkisi var, Gökdelen. İki taraf Gökdelen FETÖ ile ilişkisi var diyorlar. Adam kulenin birini verince ne oluyor? Bir üniversiteye yönetim kurulu üyesi oluyor. Cezaevine girmiyor. Örnekleri var mı? Vallahi çok. Bakın örnekleri var mı? Bu FETÖ'den var ya FETÖ'den. FETÖ'den zengin olan çok. FETÖ'den para alan çok. FETÖ'den tehdit edip mala çöken çok. Yine Çetin Arık açıkladı. Bu kayyumdan zengin olan da çok değerli arkadaşlar. Şimdi bu o halde ne oluyor? Biraz da konuya gelelim. O halde İki Süleyman'ın eğer referansı varsa kurtuluyorsunuz. Birisi Süleyman Özışık, birisi Süleyman Soylu. Ne diyor Süleyman Özışık? Diyor ki Süleyman Soylu'ya götürdüm dosyaları diyor. Ne karşılığı götürdü bilmiyorum orada. O sever çünkü bunları. Hadi Özışık'ı hatırlıyor musunuz? O kimdi? Süleyman Soylu araya koyuyor Sedat Peker'le barıştırmak için. Aman diyor Süleyman Bey seninle barışmak için aracı gelir Hadi Özışık. Yansıdı ya video görüntüsü. Neyse. Gelelim başka bir şeye. Değerli arkadaşlar, iki tane mağduriyet anlatacağım. İki tane mağduriyet. Biri Kazım Ünlü. Eğitim Sen Tekirdağ Şube Sekreteri iken 2017 yılında kanun hükmünde kararnameyle ihraç edildi. Üzüntüden kalp geçirdi, öldü. Ölümünden 4 yıl 2 ay sonra idari karar verildi, görevine döndü ama adam ölmüştü. Yine hemşerim çok yoklukla büyümüş, yetimhanelerde büyümüş, çok büyük mağduriyet çekerek büyümüş bir hemşerimiz var. Sağlık Sosyal Hizmetleri Emekçi Sendikası'nın eski şube başkanı Bülent Uçar. Cenazesine ben de katıldım. Ağlayarak katıldım. 29 Ekim 2016'da yayınlanan KHK ile ihraç edildi. 4 aylık ihraç sürecine haksızlığa daha fazla dayanamadı. 2017 Şubat ayında 43 yaşında kalp krizi geçirerek hayata veda etti. OHAL İnceleme Komisyonu öldükten 2,5 yıl sonra Bülent Uçar'ı işe dönmesine karar verdi. O halde bütün mağduriyetlerin nabalı günahı sizin boynunuza. Başka bir şey demiyorum. Hakikaten nabalı günahı sizin boynunuza. Bakın arkadaşlar bunlar sizin eski ortaklarınız. Siz tabii kimin FETÖ'cü olup olmadığını bizden daha iyi tanıyorsunuz. Çünkü çok makbule miydi neydi o? Çok kaşık salladınız ama buradaki mağduriyetler sizin nabalı günahı, onların nabalı günahı sizin boynunuza olsun. Bugün hala o mağduriyetler yaşanmaya devam ediyor maalesef. Maalesef hala yaşanmaya devam ediyor. Bakın Malatya'da hala Eğitim Sen'den, SES'ten üye olup
mesleğe dönemeyen arkadaşlar var. Bunu da sizlerle paylaşmış olayım. Lütfen bu düzeltilsin. Peki, tamamlayın sözlerinizi. Bu bir torba yasa ya, ben de şeye uyuyayım, ben de biraz karıştırayım bu işi. Şimdi 2002 yılında Ahmet Kaya Bilir, Türkiye milli takımımız Türkiye üçüncüsü oldu. Öyle mi? Dünya üçüncüsü. Pardon, dünya üçüncüsü oldu. Dünya üçüncüsü. Şimdi değerli arkadaşlar, bakın ancak üzülmeyin. Türk milli takımı Katar'a gitmedi diye üzülmeyin. Biri gitti. Bakın biri gitti. Bakın kim gitmiş? Recep Tayyip Erdoğan. Katar'ın hediye ettiği uçakla Katar'a gitti. Değerli arkadaşlar, bir tarafta bu da Arjantin Devlet Başkanı. Bu Arjantin Devlet Başkanı kim? Kupa'nın sahibinin takımının başkanı. Bu ülkemde ekonomik kriz var diye gitmedi. Yanındaki beyefendi, takımı yok, kimse yok. Katar'a maç izlemeye gitti. Maalesef Türkiye'de Türkiye milli takımı gidemedi. Türk milli takımı küme düştü ama Recep Tayyip Erdoğan Katar'a